bunu konuşmaktan bile burada icap duyuyorum. Niye biliyor musunuz? Yıllardır ben il başkanlığım döneminde de benim iş yerimle ilgili konuşuluyor. Milletvekili oldum, iş yerimle konuşuluyor. Ya bu milletin başka derdi yok mu ya? Ya ben şimdi bir milletvekilinin, bir il başkanının yapmış olduğu bir ticari faaliyeti varsa, usulsüzlük de varsa gereğini yapar. Kim yapar? Savcılık yapar. Ki en gözde olan, yani saklayabileceği bir şey de yoktur. Oralarla ilgili yapılan yeni bir ihale süreci, o bahsettiğiniz bölgenin tamamı Milli Emre ait olan yerdi. Belediye tahsis yapmışlar. Belediye tahsisinden sonra bütün işletmelerin oralarda sözleşmelerinin yenilenmesi lazım. Bu bağlamda yapılan bütün işletmelerin ihaleleri yapılmış. Ama bize ait diye birisi saldırıyor, giriyor, ihaleye giriyor. Niye giriyor ihaleye? Ne işi var orada? İhaleye girebilir, tamam, doğaldır. Yan taraftaki işletmeye niye girmiyorsun? Oraya niye girmiyorsun? Yani kimse bunu demiyor. Siz bunu konuşan arkadaşların hepsi oradaki işletmelerin mevcut kiralarını hiç araştırdılar mı? Kaç lira diye. Ne kadar diye bir araştırsınlar. Bir işletmenin, kamuya ait bir işletmenin kiralarını belirlerken metrekare üzerinden hesap yaparsınız. Dersiniz ki yaklaşık maliyet budur dersiniz. Onun üstünden ihaleye çıkarsınız. Şimdi oradaki polis evinin altına kadar olan yerde devamındaki bu tip yerlerdeki işletmelerin kiralanması süreciyle ilgili süreci baktılar mı? Benim orada halı sahaları var, lemarizi var, işte reklam da yapıyoruz, şeyler var. Evet. Luna Park var, havuzlar var, bir sürü işletme var, polis evinin altındaki işletmeler var. Oralara bir bakın, kiraları kaç lira? Sayın biraz daha şöyle alalım mı sizi, kameralarda sizi daha rahat. Kiraları kaç lira, ne veriyorlar? Onları araştırın ya. Ya yatıp kalkmayın. Öz sütle. Yani şimdi milletvekili de olduğunuz için siyasetle uğraşıyorsunuz, merak ediyorum. Ya arkadaşlar, yani şimdi ya uzun zamandır sürekli gündem. Ya bizim kendi işletmelerimizi kurumsal bir yer orası. Ben olmazsam siz işletirsiniz. Siz işletmezseniz Lokman abi işletir. Birisi işletir burayı. Burası kurumsal. Bu tip kurumsal yerler zaten böyle tartışmalı yerlerde de durmaz. Yasal olmayan yerlerde de durmaz. Onun için bu mevzuyu hiç kimse konuşmasın, hiç kimse tartışmasın. Tartışmasına da gerek yok. Biz orada insanlara ekmek veriyoruz. İşimizi yapıyoruz. Onun için burada kaçırdığımız, işte az ücret ödediğimiz herhangi bir şey de yoktur. Önce gitsinler oradaki bütün işletmelerin mevcut kiralarını araştırsınlar. Ondan sonra üst konuşsunlar. Yani kamuoyunda bunlar konuşuluyor. Siz de bunlarla ilgili açıklama yapmadınız. İşte niye konuşuluyor biliyor musun? Yani muhalefet edenler konuşuyor bunu. Evet. Gelsin bize ya da belediyeye gitsin. Madem çok merak ediyor. Arkadaş, buranın kirası nedir desin. Yani onun için bu şehir badanaj yapıyor. Niye badanaj yapıyor? Ya senin benim işletmemle ne derdin var ya? Benim işletmem, farz ele ki ben 1 lira kira vermiyorum. Atıyorum. Ya da o 20 lira kira veriyorum. Ne yapacaksın sen? Katkı mı vereceksin bana? Kira mı vereceksin? Ya da kira almadan bir belediye başkanı size, ona buna, işte bu milletvekili diye bir yer verebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yerlerde belli bir süresi vardır. Yaparsın, işletirsin. Ondan sonra kuruma devredersin. Kim? Belediye. Kim? Devlet. Devredersin bunlara. Bu böyledir. Ama biz kirasını da veriyoruz, elektriğini de veriyoruz, suyunu da ödüyoruz. Her şeyini ödüyoruz orada. Ama millet yatıyor kalkıyor ÖSÜT. Yatıyor kalkıyor ÖSÜT. ÖSÜT kadar kafanıza taş düşsün arkadaş ya. Yeter ya. Reklamın ilişkisi olmaz. Ya olur mu böyle bir şey?